Buyurun Tahir Paşa, sizi dinliyorum. Hünkârım, evvela şehrin bütün çıkış güzergahlarını kapattığımızı bildirmek isterim. Öyle zannediyorum ki Mahmut Celaleddin'i iyice sıkıştırdık. Peki ya sefarethaneler? Sefarethanelerin önüne de kontrol noktaları kurduk hünkârım. Bilhassa Fransız sefarethanesi. Hatta ekseriyetle ben de orada duruyorum. Malumunuz, iltica hususunda Fransızlar diğerlerine göre daha hızlı davranıyor. Hünkârım, lakin benim sizinle görüşmek istediğim başka bir husus daha var. Nedir? Rıza Paşa ile beraber bizi derdest edenlerin ellerinde tutsakken bir silah sesi duydum. Hı. Muhtemelen bizi oyuna çekenler ahaliyi dağıtıyorlardı. Lakin duyduğum bu silah sesi benim usulüme göre ateş alıyordu. Dört sık. Bir saniye bekle, iki sık. Bu usulü herkes bilmez. Öğrettiklerimi de ben çok iyi bilirim. Yani size tertip yapanları, askeri ayaklandıranları iyi tanıyorsunuz, öyle mi? Kafamı karıştıran da o hünkârım. Bu usulü bilen askerlerin hepsi Arnavutluk cihetinde. Bu usulü bilse bilse o vakit hususi eğitim almış, sarayın ve sizin özel muhafızlarınız bilir. Şöyle bir düşündüğümde de aklıma Ahmet Paşa'dan başka kimse gelmedi hünkârım. Ahmet Paşa'nın bu işin içinde olduğunu mu söylüyorsunuz? Bilmiyorum hünkârım. Kimsenin vebalini almak istemem. Lakin hatırladıklarımı anlatmak, bildiklerimi bildirmekle mükellefim. Eğer müsaadeniz olursa kontrol noktalarına geri dönmek isterim hünkârım. Peki paşa, temkinli olunuz. Çıkabilirsiniz. Mason azası Mihail Burhan, Ahmet Paşa. Ardından Mahmut Paşa kaçtı. Eski usul atışı bilen yalnızca Ahmet Paşa. Ardından orduyu ayaklandıranlar aynı şekilde ateş açtılar. İnşallah yanlış yerde saf tutmuyorsundur paşa. İnşallah.